Suriye Devleti'ne bağlı memurlar, Sapka ve Mengiç'te çalışmalara başladı. Hikmet Durgun Suriye'nin kuzeyinde DSG'nin elindeki Sapka ve Mengiç kentinde Suriye Devleti'ne bağlı memurların barajlarda tekrar çalışmalara başladığı öğrenildi. Sputnik'e konuşan PYD sözcüsü Civan Mustafa, daha önce barajlarda çalışan memurların yeniden Mengiç'e gelerek çalışmalara başladığını söyledi. Suriye hükümetine yakın El Vatan gazetesi, Demokratik Suriye Güçlerinin, DSG, Haseke kentinde Neşva mahallesini Suriye ordusuna teslim ettiğini ileri sürdü. Suriye Devleti'ne yakın kaynaklar da Suriye Devleti ile DSG arasında son dönemlerde çeşitli anlaşmaların olduğunu belirtiyor. DSG kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz ayda Suriye Devleti ile DSG arasında 3 görüşme gerçekleşirken, geçen salı günü de Kamışlı'da taraflar arasında önemli bir görüşme daha gerçekleştirildi. Suriye'nin kuzeyinde Haseke ve Kamışlı kentlerinde hem Suriye ordusuna bağlı askerler, hem de DSG'ye bağlı güçler bulunuyor. Kamışlı kentinde 3 mahallede Suriye ordusuna bağlı askerler ile devlet kurumları bulunuyor. Öte yandan, Kamışlı'da ordunun kontrolünde bulunan askeri havaalanında da halka açık olduğu öğrenildi. Halep kentinde ise Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallesi YPG'nin kontrolünde bulunurken, YPG Mart ayında Halep'te 6 mahalleyi Suriye ordusuna bırakmıştı. Sputnik'in PYD kaynaklarından edindiği bilgilere göre ise Mengiç ve Sapka kentine 5 yılın ardından Suriye devletine bağlı memurlar yeniden yerleşti. Suriye Devleti'ne bağlı memurların Sapka Barajı'nda çalışarak halka hizmet edecekleri öğrenildi. Mengiç kentine geçen memurların ise baraj ve elektrik bölümünde çalışacakları öğrenildi. Maaşlarını Suriye Devleti'nden alan memurların gelmesine Mengiç'te büyük bir askeri varlığı olan Amerika Birleşik Devletleri'nin ise herhangi bir tepki göstermediği öğrenildi. Sputnik'e konuşan ve Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak değerlendirdiği Demokratik Birlik Partisi, PYD'nin sözcüsü Civan Mustafa, daha önce barajlarda çalışanların halka hizmet etmek için Sapka ve Mengiç'e gelerek yeniden çalışmaya başladığını doğruladı. Memurların dönmesi Suriye'nin döndüğü anlamına gelmiyor. Mustafa, Suriye'nin kuzeyinde, özellikle de Rojava'da devlet kurumları vardı. Bu kurumlar halka hizmet veriyordu. Halkın hizmet kurumlarıydı. IŞİD saldırıları nedeniyle Sapka ve Mengiç gibi şehirlerdeki kurumlarda çalışanlar ise çalıştıkları kurumları terk etmişti. IŞİD'in gitmesiyle birlikte ise çalışanlar tekrar kurumlarına dönüp halka hizmet vermeye başladılar. Devlet memurlarının dönmesi, Suriye devletinin döndüğü anlamına gelmiyor, sadece şahsi olarak geliyorlar, halka hizmet etmek için geliyorlar, ifadelerini kullandı. Suriye devleti ile herhangi bir anlaşma yapmadıklarını savunan Mustafa, şöyle devam etti, bu tür anlaşma iddiaları rejime yakın medya tarafından yapılmaktadır. Biz sadece Kürtlerin sorunları için değil Suriye sorununun çözümü için de herkesle diyaloğa hazırız. Daha önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kürtlerle diyaloğa hazır olduğunu açıklamıştı ancak o açıklamaları sözde kaldı. Pratiğe yansımadı. Suriye'de savaşın başlamasından bu yana Suriye devleti bütün memurların maaşını halen ödüyor. Yüz binlerce memur işe gidememesine ve ülkede olmamasına rağmen maaşlarını alabiliyor.